İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Gündemimiz gereği kongre divan başkanı seçimi yapılacaktır. Teklif olan var mı? Bir teklif gelmiştir. 8-2-2020 tarihinde yapılacak olan İyi Parti Dizim İlçe 1. Olağan Kongresi'ne divan kurulu için aşağıdaki isimleri öneriyoruz. 1. Divan Başkanı Celal Yıldırım. 2. Divan Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın. 3. Katip Üye Asya Yılmaz. 4. Katip Üye Mustafa Yıldırım. Katip Üye Asya Yılmaz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Basit Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için. Ayrıca bu memlekete, millete hizmet etmiş bütün geçmişlerimiz için. Bilhassa aziz şehitlerimiz için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. في سبيل الله أموات
arkadaşlarım, sayın basın mensubu kardeşlerim, sayın delegelerim, saygıdeğer Rizim halkı, hoş geldiniz diyorum, hoş geldiniz. Birinci olağan kongremizi yapıyoruz. Biz bu yola çıkarken memleket için çıktık. Herhangi bir şahsı çıkar için çıkmadık. İlçe başkanı şu durumda ben değilim. Nizip halkı ve burada arkadaşlarımın hepsi ilçe başkanıdır. Partimize tüm Nizip halkını davet ediyorum. Partimiz sabahleyin 7'de ve akşam 5'te kapanıyor. Herkesi çay içmeye davet ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Nizipli hemşerilerim, bugün buraya geldiğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Seçmenlerimiz, delegelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Makamlar geçici, koltuklar geçici ama asıl iş seçmenlik. O kalıcı işte. Onun için ben Nizipliyim. Gaziantep İYİ Parti İl Başkanlığı'nı yapıyorum. Bir ay, üç ay, beş ay, her neyse gidecek. Şehit Kamil ilçe başkanımız Nizipli. Zaten Nizip ilçe başkanımız Nizipli. Burada biz hepimiz burada eğer Nizip Belediyesi'ni alamazsak bu görevi bırakıp gidelim. Bunu her zaman söylüyorum. Ben Nizip Belediyesi makamına il başkanı olarak çıkmayacağım. Ancak o belediyeyi aldığımda teslim almak için çıkacağım. Bunu net söylüyorum. Biz Nizipliyiz. Karkamış'la beraberiz. Karkamış Belediye Başkanımız da burada. Sağ olsun tüm kongrelerimize geldi, onurlandırdı, şeref verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Nizip her dönem milletvekili çıkardı. Bakan da çıkardı. Herkesten Allah razı olsun. Nizip'e Ülfet gibi bir fabrika kazandırıldı. O zamanlar dünyanın en büyük fabrikalarından birisiydi. AK Parti hükümeti bunu yok etti. Nizip'teki birçok kişi Ülfet'e başlayarak emekli oldu. Nizip'i bilen bilir. Bu sanayi kesiminde 80'li yıllarda sabun fabrikaları, mercimek fabrikaları vardı. Mercimek borsasını Nizip belirlerdi. Şimdi bir çiftçimiz Allah göster diye diyorum çünkü yok eken 10 dönüm mercimek ekse satacak yer bulamıyor. Bu sebeple savaş halindeki Suriye'den bile gıda ithal eder duruma geldik. Yazıktır, günahdır. Nizip, Gaziantep arasında her gün bir kaza oluyor. Muhalefet partisi değiliz, muhalefet yapmayacağız. Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sayın Mehmet Sarı'ya sesleniyorum. 3 dönem vekillik yaptın, şu anda belediye başkanısın. Biz seni AK Parti değil, Nizip Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Hizmet yaptığın sürece böyle görürüz. Ama AK Partiliyim dersen öyle konuşuruz. Biz hizmet istiyoruz. Raybüs dedin. Raybüs'ü tarihini istiyorum. Raybüs seferleri Gaziantep'e ne zaman başlayacak? Kağıttan Raybüs görmek istemiyoruz. Ben bunu her zaman söyleyeceğim. Raybüs seferi başlayana kadar söyleyeceğim. Nizip organize sanayinin girişini değiştirin arkadaşlar. 14 vekile sesleniyorum. Bunun bir tanesi Adalet Bakanı, Nizipli. Gücünüz yetmiyorsa, biraz sert konuşacağım, istifa edin, İYİ Parti'ye bırakın, biz yaptırırız. Ben böyle bir kongre yaptığı için, tüm arkadaşlar davet ettiği için mevcut ilçe başkanımıza, kardeşime teşekkür ediyorum. Nizipliler hep beraber, birlik içinde, Nizip'te biz %40 oy aldık. Tamam, sayın belediye başkanı adayımıza da teşekkür ediyoruz. Çalıştı, gayret gösterdi. Ama siyasette ve futbolda sonuç önemli. 90 dakika oynayın, bir gol yiyin, her şey biter. Arkadaşlar, biz gol yemek istemiyoruz, gol atmak istiyoruz. Sonuç önemli. İktidar olmak istiyoruz, belediyeyi almak istiyoruz. Alacağız, alacağız, alacağız. Hayırlı olsun. Sayın Divan, İl Başkanım, yoldaşlarım, Hasenalar, Alkırenler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nizip'te İyi Parti gerçekten seçimde iyi bir sonuç verdi. Ama İl Başkanımızın da dediği gibi önemli olan
sonucun galibiyetle bitmiş olmasıdır. Ama bu bir ilktir. İyi de bir başarıdır bizim için. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü İYİ Parti'nin kurulma amacı, kurulma teması, burada bulunanların inancı şunun üzerine kuruldu. Biz artık iktidar isteyen bir partide üye olmak istiyoruz. Ve o partiyle hareket etmek istiyoruz mantığından İYİ Parti kuruldu. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Demin Mehmet amcamız bana bir şey okuttu. Namı diğer Hareket Mehmet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde birçok milletvekiline, birçok arkadaşıma ben bu yaz iyi gösterdim dedi. Ben de her platformda bunu söylemişimdir. Eğer siz iktidara inanıyorsanız o iktidar var olur. Siz bir davaya inanıyorsanız başarılı olursunuz ve kazanırsınız. İnanmıyorsanız başarılı olamazsınız. İyi Parti o yüzden inananların partisidir. Arkadaşlar, bu 2023'ten önce iktidarı inşallah hep beraber el birliğine alacağız. En uzun süre 2023 olacak. Buradaki arkadaşlar hep beraber el vereceğiz. Saflarımızı sıklaştıracağız. Ve 2023'te beraber iktidarı göreceğiz arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun.